Evet efendim, Borsa Teknik Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Alara Akgün. Bugün haftanın son işlem günündeyiz. 2 Şubat Cuma günü diyelim. Erencan Umut'la beraber piyasalardaki gelişmeleri domine edeceğiz diyelim. Erencan Umut'un değerli katkılarıyla ve değerli teknik analizleriyle beraber. Eren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alara. Bu arada sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Seninle Çok ilk sağladım. Borsa Teknik Programı evet. değil mi? Bundan sonraki süreçte de seninle beraberiz. Dolayısıyla daha da güzel programlar olacak, daha da güzel zaman geçireceğiz. Borsa Tekniği tekrar sen de hoş geldin. Beni biliyorsun zaten ben şu anda konuk moderatörüm. Bundan nasıl evet. sonraki programda <laughs> yeniden senin yerine geçeceğim. Sen de hoş geldin diyorum. Çok teşekkürler. Umarım eşlik etmemi beğenirsiniz diyelim. Ben beğeniyorum onun sıkıntı yok. Çok teşekkürler. <laughs> Yoğun bir gündemdeyiz. Yoğun bir tempolu bir haftaya atlatıyor. Son işlem günündeyiz diyelim. Yurt içerisinde belli başlı konu başlıklarımız vardı. Yurt dışında ise e, faiz indirimleri teması yön aldı. Bununla beraber Borsa İstanbul haftayı rekorlarla tazeleyerek kapatmaya hazırlanıyor diyelim. Tabi sabah saatlerinde bir Birçok sektör pozitif harçlıyorken bankacılık biraz negatif oldu VIOP tarafında. Hı hı. Fakat şu an izlediğimiz verilerle beraber bankacılık şu an pozitife geçmiş pozitife durumda. Geçti. Peki risk iştahı ne yönde dersiniz? Valla risk iştahı ne yönde e, derim? iyi yönde derim. Hala, hala. Yani net bir şekilde bak sen de söyledin mesela değil mi? E, sabah başlangıçta negatif bir bankacılık özellikle Viyop üzerinde tabii söylüyoruz ama ondan sonra gelen pozitif bir fiyatlama. E, bu haftanın en kritik gündem maddesi şüphesiz FED. E, faizlerde herhangi bir e, oynaklık beklenmiyor. Yani oynaklık kastım arttırma yönünde değil zaten indirim söz konusu değil. Daha çok işte bölgesel FED başkanlarının yapmış oldukları konuşmalar vardı ya hani işte Mart'ta çok da fazla beklemeyin. E, Mart'ta faiz indirimi olmaz. Bak bizden söylemesi piyasaya yapmış oldukları açıklamalar bu şekildeydi. dedi. net bir şekilde bunu söyledi. Aslında Powell net ifadeler kullanarak bunu dile getirdi. Zaten faizlerde dediğim gibi bir değişiklik beklentisi yok ve olmadı. Sürpriz değil ama e, FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar daha bir şahin tondaydı. Hani böyle verilere bağlı, datalara bağlı tarzında tabii ki zaten böyle bir konuşması bekleniliyordu ama mesela enflasyonun %2'ye getirene kadar yani %2'lik hedefe yakalayana kadar ya da bu hedefe yaklaşana kadar biz faiz arttırımı devam ettirebiliriz, ettireceğiz tarzında bir cümle vardı. O cümlenin toplantı metninden çıkartılması demek ne demek? Net bir şekilde bundan sonraki dönemde faiz arttırımı olmayacağı anlamına anlamına geliyor. Bunu evet. piyasa cebe koydu mu? Koydu. Faiz arttırımı artık kesildi mi? Bitti mi? Evet. Bitti. Peki. Şimdi zaten piyasa bunu biliyor. Doğru mu? Faiz arttırımları artık bittiğini zaten piyasa biliyor. Yani sen deklar etmesen de piyasa buna kesin inanmış durumda. Ki piyasa bayağı bir fiyatlamıştı bu zamana kadar. Mart'ta faiz indirimi olacak denildi ve büyük bir imserlik vardı. Power'un söylemleriyle piyasa arasında bir makas açılımı görmüştük. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Ama o makası da Power güzel kapattı. Makası böyle şat diye kapattı. Neden? Çünkü yapmış olduğu bir açıdan var. Dedi ki... Mart ayında faiz indirimi olasılığını görmüyoruz ifadesini kullandı. Bak çok net. Tabii ki ben cümleyi biraz daha keskinleştirdim ama cümle bu kadar keskindi. Dolayısıyla faiz indiriminin Mart ayında olmayacağını anlayan piyasa dedi ki tamam artık biz pes ediyoruz. Daha öncesinde %90'lara kadar çıkmıştı bu CMA Group, FedWatch tool'larından bakıyoruz. Evet. Yani ABD vadelilerinin e, faiz indiriminin e, vadesini hı hı. E, takip etme e, seviyeleri yani biz buraya bakarak Mart ayında bir faiz indirim bekliyordu piyasa. %90'lara kadar çıkmıştı. Bugün gelmiş olduğumuz noktalar %32. Peki Mayıs ayında ne olmuş? Mayıs ayında şöyle ben dün itibariyle baktım. Hatta bu sabah da baktığımda e, faiz indirim olasılığı %90 Mayıs. Bunun %60'ları 25 bas puan, yüzde 30 seviyesinde 50 bas puanlık faiz indirim olasılığı var. Yani burada 25 mi 50 mi tartışma bu değil. 25 de başlayacak zaten ama benim anlatmak istediğim unsur şu. Burada net bir şekilde artık Mart ayında değil, Mayıs ayında faiz indirimi başlayacak. Beklentisi çok ama çok kuvvetli. Peki bu beklenti bu kadar kuvvetli olması demek Mayıs ayında gerçekten faiz indirimini bizim de beklememiz gerektiği anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Az önce de bahsettim. Mart ayındaki olasılık %90'dan %30'a düştü. FED hı hı. açıklanan datalara, gelen verilere, işte e, yapılan açıklamalara baktığımız zaman Mayıs olasılığını mesela Haziran'a da öteleyebilir. Ki bugün de ABD tarım dışı işsizlikten verisi var. O da çok önemli bir e, gözlem olacak. Kesinlikle. Eğer ki 170-780 bin bandında bekleniliyor. Beklensin. Daha önceki rakam 250'nin üzerindeydi. Yani bir, yavaştan bekleniliyor. Bu çok sürpriz olmayacaktır ama... ...177, 180... ...yani ben 177 diyeyim... ...ben o şekilde takip ediyorum... ...177 binin altında gelecek bir veri... ...şimdi bu bir kere önemli olacaktır ama... ...bundan daha önemlileri de var... ...biliyorsun sen de çok iyi biliyorsun ki... ...tarım dışı istihdam bir veri seti... ...tek veri değil... ...yani sadece de tarım dışı istihdam rakamına odaklanmıyoruz... ...işsizlik oranı kaç olacak... ...şimdi mesela %3.7'den %3.8'de çıkması bekleniliyor... ...orası %4'lere yaklaşır mı... ...%3.9... ...tarım dışı istihdam 177'nin altına gelir mi böyle bir unsur olursa Mart olasılığı bir miktar daha hareketlenecektir. Ama ben artık çok ciddi hareketlenip beklentileri evet. ciddi bir noktaya taşımasını ben beklemem. Yani faiz indirimi noktasındaki evet. beklentileri kuvvetli bir noktaya taşımasını beklemem. Ama Mayıs ayında daha da kuvvetlendirebiliriz. Gerçi ne kadar kuvvetlenebilir? %90'dan bahsediyoruz olasılık. Dolayısıyla Mayıs ayına bu sefer geniş bir kitle kesin olarak faiz indirimi geliyor anlamı taşır. İsistan verilerinin zayıflaması ne anlama gelir makroekonomik düzeyde? Net bir şekilde ekonomideki soğumaya kesinlikle. işaret ediyor. Kesinlikle. Ekonomi eğer soğuyorsa, eğer bu iş çığırından çıkabilirse, resesyona doğru kayarsa Fed'in faiz indirmesini geciktirmesinden de endişe duyduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla mayıs ayına sarkar. Şimdi bu haftanın Küresel ölçekteki FED konusuydu. Önümüzdeki Önemli hafta mahkemesi. Önümüzdeki hafta tabii ki özellikle yurt içerisinde enflasyon açıklanacak. Ocak ayı enflasyonu yüzde 8'in üzerinde çift tane rakam gelme ihtimali var falan falan. Şimdi onları ayrı bir programda konuşuruz. Önümüzdeki hafta zaten çok sık konuşacağız. Gelelim istersen Borsa İstanbul'a. Evet. Borsa İstanbul gayet iyi. Bu hafta keyfi yerinde. Yeni rekorlara çıktık. Harikayız. Ee, tabii ki Borsa İstanbul'daki yükseliş ivmesini ayak uyduramayan hisseler de var. Olacaktır. Geri planda kalan hisseler de olacaktır. Bilanço dönemindeyiz. Bilanço dönemindeyiz. Bankacılık bilançoları geldi. Akbank'ın bilançosu dün akşam itibariyle yanlış evet. hatırlamıyorsam geldi. Beklenildiği ölçüde bir kar daralması var. Ama piyasanın beklediğinden daha iyi bir bilanço olduğunu da söyleyebilirim. Ama zaten dördüncü çeyreğe ilişkin bankacılık bilançolarının negatif olduğunu da biliyoruz. Evet. JP Morgan'ın raporunu geçtiğimiz haftalarda hatırlarsın bir anda bankacılık Etkisini sektöründe görmüştüm. sert bir düşüş baskısı olduğu Ama anlam bir günlük şey. e Daha gün sonra müşür. bir toparlanma gördük. E doğru aylara neden? Çünkü zaten dördüncü çeyrekle alakalı bir rapordu bu. Yani dedi ki adamlar dördüncü çeyrekte negatif bilanço dönemi yaşayacak dedi bankacılık e e sektörü. Evet. E biliyoruz zaten Hani bu çok sürpriz bir şey değil. Ama 2024 yılında bankalar baskılanır, yabancı gelmez, sıkıntı olur bak falan tarzında bir rapor olmadığı için hı hı. o anlık bir düşüş oldu. Önemsel. Hatta ciddi eleştiriler de vardı ki ben de bu eleştirilere çok da e, katılmıyor değilim. Hani yani küçük yatırımcının elinden mal mı almaya çalışıyorsunuz da bu tür negatif bir raporu yaptığını Çünkü o rapordan sonra bankacılık topyekun %7'lere kadar bir düşüş. Ardından senin de çok güzel bir şekilde özetledin dediğin gibi bir yükseliş hareketi yaşandı. Evet. Dolayısıyla bu tür raporlar tabii... Bu raporlar ve ardından gelen satış baskısı da çok doğal olaraktır ki bu tarz gelişmeleri de, bu tarz sert, keskin, kuvvetli negatif eleştirileri de beraberinde getiriyor. Şimdi dilersen. Dilersen moderatör sensin. Tabii ki. Senin iznin dahilinde <laughs> dilersen e, grafiklere geçelim. Güzel grafiklerimiz. Evet, sizin değerli değerlendirizlerinizi dinleyelim çok ki bu Borsa İstanbul'da ediyorum. tempo kazanmıştı. Bakalım bu tempo nereye kadar sürecek? Bir düzeltme hareketi görecek miyiz? Bir rallide yorulma yaşanacak mı dersiniz? Evet, sevgili yönetmenim, ayağa kalkabilir miyim acaba? Şu anda grafikler <laughs> çok güzel gözüktü gözüme. Birazcık yakından anlatmak istiyorum. Şimdi Tabii ki buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin ilk aldık. etapta Şimdi ilk etapta şöyle bir e, Dolar cinsinden Borsa İstanbul'a bakalım. Çünkü çok fazla konuşulan bir unsur. Dolar grafiği. Ee, ne olacak, ne bitecek? Çünkü bir, TL tarafında bir yukarı doğru hareketlenmenin olması gerekiyor ki yani TL bazlı Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi oluşacak. Hı hı. Dolar TL sabit kalacak. Evet. Ya bu şekilde dolar bazlı endekste bir yukarı doğru hareketlenme olur ki son dönemde yaşanılan birazcık da böyle. Ya da TL bazında endeks sabit kalacak. Hı hı. Sert bir oynaklık olmayacak. Dolar-TL'de bir geri çekilme olacak. Şimdi biz Dolar-TL'de bir geri çekilme görüyor muyuz son dönemde? Yok hayır görmüyoruz. görmüyoruz. 30-35 geldik. Dolayısıyla peki TL tarafındaki birazdan göreceğiz. Hı hı. Borsa İstanbul'da bir yukarı hareketlenme var mı? E, yeni rekordayız tabii ki var. Dolayısıyla dolar bazlı bir yükseliş hareketi söz konusu. Grafik çok açık, çok net. Yani buradaki grafiği böyle çok üzerinde tutturup işte sağdan soldan trendler çizip 5 tane 10 tane göstergeye bakarak analiz etmeye bence hiç gerek yok. Çünkü tek bir Fibonacci bana bütün her şeyi veriyor. Bak 312 dolar yakın geçmişteki zirvesi Hı -hı. tamam mı? 312 dolardan biz kaça düşmüşüz? 245 dolar. 245 dolara. Yani 312 dolar, 245 dolar düşüşünün Fibonacci %50'si kaçtan geçiyor? 278 dolar. 278 dolar. Peki Şimdi bu 278 dolar zamanda çalışmış mı? Bakalım mı? Hı hı. 312 245 Fibonacci %50'si 278 dolar 83 cent. Hadi 279 dolardı. Geldim. Direnç olarak çalıştın mı? Evet. Geldi. Direnç çalıştı mı? Üzerine çıktım. Kalıcılık sağlamadım. Tekrar üzerine çıktım. Tekrar kalıcılık sağladım. Şu bölge komple direnç mi? 279 dolar direnç. direnç. Sonra ne olmuş? Hiç gelmemiş. Yaklaşınca bile korkuyor fiyatlar satış Demek ki benim o zaman yapacağım şey çok basit. Diyeceğim ki dolar bazlı 279 dolar önemli. 279 dolar kırılırsa burada minik çaplı ralliler olabilir. O zaman diğer neleri takip etmem lazım? Diğer Fibonacci seviyelerini takip ederim. Hı hı. Kırdık mı? Kırdık. Bak. Çok fazla kalıcılık yok yani çok zorlanmadan kır kırılan bir seviye bu 279 dolar ama kırdıktan sonra bak üzerinde çok hafif kapanışlar var hani burada ayılarla boğalar yani daha doğrusu boğalarda şöyle bir şey var ya ben bir boğayım hı hı. buraya geldim ayılar benim kafama böyle pat diye vurdu tık düştüm buraya geldim zorluyormuşum gibi yattım ayıdan bir tokat yedim tekrar düştüm burada yumruk yedim tekrar şimdi burada Geldim buraya. Burada bak kapanış var. 279 doların üzerinde kapattım. Hı hı. Biraz böyle ayrıntılı anlatıyorum ki teknik analiz eğitimi gibi de olsun. Fibonacci eğitimleri. Üzerinde bir kapanış yaptım. Sonra ikinci, üçüncü gün bir kapanış daha yaptım. Ya baktım ki bu ayıların gücü yok. Ayılar bana vuramıyor. Ya da vursa da beni aşağı doğru indirecek, yere serecek güçte değiller. E dolayısıyla hadi bakalım dedim. Bak tak diye yukarı Fibonacci 61.8'e gelen 286 dolar 68 Sen Hadi yuvarla 287 dolar seviyesine artık ulaştığım. Şimdi bak 312 dolar 245 dolar. Fibonacci 61.8'i kaçmış? Hatta şurada bakabiliriz. 286 dolar 68 cent. 287 e yuvarla. Önemli. Kısa vadede bu seviyenin yukarı doğru açılmasını beklemek psikolojik gerekiyor. Psikolojik bir direnç diyebilir miyiz peki? Psikolojik direnci burada diyemem. Hı. Psikolojik dirence şimdi geliyoruz. O zaman psikolojik dirence hangisi diye soracak olursan senin hemen sorunu soruyorum. hemen yanıtlayayım. Ben bu yükseliş hareketini yani şu 279 dolarların yukarı doğru kırılmasının ardından ki yaşanan bu yükseliş hareketinde 61.8'in geçmiş olduğu 287 dolarlara gelinmesi zaten sürpriz değil. Benim için asıl mesele neresi biliyor musun? Fibonacci 78.6 298 dolar. Gidecek mi? Bence gidecek. Yani bak Fibonacci 61.8'in geçmiş olduğu seviye kaçtı? 268 dolar. Evet. 267, 200 e, tabii 200 pardon 286, 287 dolar. Şimdi geldin mi? 286, 84 evet. seviyelerinden geçen işlemlerden bahsediyoruz. Buranın kırılma ihtimali var. Ama burası nasıl kırılır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Günlük grafik 8 21 55 üstel ortalamalar aşağıda kaldı. Bak burası yukarıda. Hı hı. Şunun gibi bir şey görebiliriz. Bas senaryo. 287 değil mi? 200 evet, evet 280 dolar yapalım. seviyesinin üzerinde şöyle hafif bir e, bıdı bıdı yapan, hı hı. kalıcılık sağlayan ve 8 günlük üstel ortalamayı şurada biraz böyle bıdı bıdı yap, yap, yaparken 8 günlük üstel hareketli ortalamayı kendisine doğru Gelmesini isteyen ve yaklaştıktan sonra yükseliş hareketiyle 298 dolarlara kadar bir hareket marjı oluşan e, dolar bazlı bir Borsa İstanbul söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben 298 doları aslına bakarsan yakından takip ediyorum. Hı hı. Kısaca şu 287 dolar seviyesi benim için bir ara direnç. Bu seviyelerden bir miktar realizasyon gelirse tekrar 278'lere doğru şöyle bir düşüş hareketi hı hı. olur. Ama bu düşüş benim için dolar bazlı bakış açısıyla bir alım fırsatıdır. Evet. Ben en nihayetinde 298 dolarlara kadar yükseliş hareketinin devamını beklerim. Bu şimdi dolar bazlıydı. Bir de TL tarafını. Dilersen şöyle bir TL tarafına geçiş yapalım. Çünkü herkesin merak ettiği Soru TL bazında borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılacak mı kırılmayacak zaten kırılıyor da evet. zaten bundan sonraki her yükseliş hareketi yeni rekor seviyedir şimdi bak daha önce yapmış olduğumuz yayınlarda ki sevgili Melis Kovala da yapmış olduğum yayınlarda hep şunu dile getiriyordum 8.100 8.300 hı hı. burada bir bölge var ki daha önceki videoları e, borsa Teknik'teki her cuma yaptığınız videolarımı izlemek isteyenler dönüp e, bakabilir. Ekotürk e, e, YouTube Eko, Eko YouTube'unda mevcut var. Hep aynı yerdeydim ben. Dedim ki 8100-8300'de bir bölge var. 200 puanlık bölge. Orası da şu bölgeydi bak. Şu bölge. Şurası 8150. Hı hı. Şuralarda 8270. yuvarla. 30 puanlık bir güven aralığı var. 8300. Dolayısıyla 8100-8300. Alara bu seviye yukarı doğru aşılırsa en nihayetinde daha da kısa bir analiz vereyim. 8300 dirence yukarı doğru kırılırsa hı hı. ben Borsa İstanbul'un 8562 seviyesini test ettikten sonra burada hı hı. bir kar satışı, burada bir tutunma, burada bir yukarı doğru hareketlenme iştahında bir azalma beklemiyorum demiştim. Benim için 8562 yani daha önceki zirve seviye bak 8562 benim için bir ara direnç dedim. Hı hı. Neden? Bunu söylememin sebebi şuydu 8562-7200 Bak şu düşüşün Şu düşüşün Fibonacci 78.6'sı 8271'den geçiyordu Hadi 8271 deme 8300 yani 29 puan bir güven aralığı koydum Dolayısıyla Fibonacci 78.6'nın yukarı doğru Aşıldığı bir atmosferde Yukarı doğru hareketlerin Daha da bir hızlandığını gördük Zaten dikkat et 8300'ün kırıldığı muma bak Şimdi bak, momentumlu bir mum kırılışı. Doğru mu? Doğru. Bu, yukarı doğru Bir destek. fiyatların arkasından it, 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 itileceğine yönelik bir görüntüyü de bana sunuyor. Hı hı. Dolayısıyla bak, peki şuna bak bir de. Bir önceki zirve, yani en önemli tarihi zirvesi TL bazında 8562'ye yaklaşırken ki mumlara bak. Bak. O mum kadar momentumlu değil. Değil. Küçüldü. Küçüldü. Test ettim. Geri çekildim. Gene yeşil mumda kapattım. Evet. Ama şu üç günlük mumu görüyor musun? Yatay. Patinaj. <laughs> Ama çok kuvvetli bir patinaj değil. Ondan sonra kırılıma bak. Bak 8300 kırılımındaki mum 8562'ndeki dünkü kırılımdaki mum. Benziyor mu? Benziyor. Yani evet. bu hareket diğer hareketin öncüsü mü olmuş oluyor? Momentum aynı. Tarihi çok önemli, çok keskin seviyelerin bu derece <laughs> net kırılımının olduğu bir atmosferde Borsa İstanbul'da yukarıda hareketlerin devamını beklemek gerekiyor. Momentumlu bir kırılış var. Dolayısıyla hep söylediğim şeyi bir daha söyleyeceğim. 8300 kırılırsa 8562 seviyesi ara dirençtir. Takip edeceğim Tarihi ama... Tarihi rekor ara direnç diyorsunuz. Tarihi rekor ara dirençti. Takip edeceğim ama çok yakından acaba buradan döner mi değil... ...benim asıl olarak takip ettiğim iki tane seviye var. Ana direnç bir, ana direnç iki... Ana bir ana iki olarak da ben grafiklere yazdım bu şekilde ana bir ana iki. Ana bir yani ana direnç 1 8932'ydi. Evet. Şu 8562 7200 düşüşünü Fibonacci yukarıda 1272'si 8932. Hı hı. Onun da üzerinde birazcık daha orta vadede 1618 9400. Yani Şöyle bir bas senaryom var. 8562'yi çok kararlı kırdık. Aynı 8300'deki kırılım gibi kararlı kırdık. Borsa İstanbul zaten 8700'lere kadar ulaştı. Ben 8900'lere kadar da bir yukarı doğru marj olduğunu düşünüyorum. Ortalamalardan bir sapma var. Hı hı. 8 özellikle 21, özellikle de 55'ten bir sapma var. Bak turuncu renge dikkat et. Turuncu çizgi. Gene itibariyle hep fiyatlar bu turuncu renkli çizgiyi ortalama yapıyor. Görüyor musun? Şu turuncu Şimdi turuncu nerede kaldı? 55 günlük üstel ortalama burada. Kaç seviyede burada? 8000'in altında kaldı. Fiyat 8700. Dolayısıyla 8900 lira kadar bir yükseliş hareketi olduğunda ki 200 150 200 puanlık falan. Şu anda belirteyim 8708 puanda biz diyoruz. 200 puandan bahsediyoruz kabaca. 200 puanlık bir yükseliş hareketi olsa dahi 8900 bir miktar kar realizasyonu, bir miktar duraksama, en azından kısa vadedeki şu 8 günlük üstsel hareketli ortalamayı kendisine doğru bekleme ihtimali söz konusu olabilir. 8.900 dirençtir. 8.900'lerden tekrar 8.500'lere kadar oluşması muhtemel bir düşüş hareketini kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir ama ben en nihayetinde 8.900 değerinin test edileceğini buradan bir kar satışı gelse bile yılın ilk yarısı ya da önümüzdeki çok kısa bir süre zarfı içerisinde daha yani bir ya da bir buçuk ya da maks iki aylık süre zarfı içerisinde 8900'lerin de yukarı doğru aşılıp 9300-9400 yani Fibonacci 1618 seviyesine ulaşılabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede endeksteki bozulmanın seviyesi hı hı. ya ben 8700'lere kadar geldim de bu endeks nasıl bozulur, nerede bozulur? Birazcık daha orta hem kısa vade hem orta vade özelinde. Kısa vadede 8562'lerin altına dikkat etmek lazım. Bak negatif senaryodan bahsediyorum. Ama orta vadede bozulmanın olma ihtimali kuvvetlendirecek unsur 8200'dür. 8200'ün altına doğru sarkarsa şurası böyle komple boğazı olur. Şu anda bunu konuşmak için çok erken sadece izleyenlerin not alması noktasında geri çekilmelerde en negatif senaryolarda hangi seviyeleri takip etmek gerekiyor bunları biraz yakından bakmak için bunları dile getirdim. Borsa İstanbul'daki durum bu. Bununla beraber tempoyu arkasına aldı diyorsunuz. O momentumla beraber de yükseleceğini öngörüyorsunuz. Peki bankacılık endeksinde neler oluyor? Çünkü sabah e, vadeli opsiyon piyasasında bankacılık biraz negatif gözüküyor diğer Hı. sektörlere göre. Şu anda baktığımızda Borsa İstanbul tarafında BIST Banka Endeksi 7000 pardon 9706 seviyesinde. Sizce e, endeksi sırtlayan bankalar bankacılık endeksinde nasıl tempo kazanıyor? Şimdi 9706 dedim. Ben 9800'lerdeyken grafiği hazırlamışım. Evet. Yine bir miktar satış baskısı yemiş. Bu arada sevgili yönetmenim kaç dakika olduğunu söylerse... Bu iki buçuk dakikamız dakika diyelim. İki herhalde. dakika. Şimdi bu grafiği ben sadece şu anlamda gösterdim. Ee, o zaman şöyle yapalım Alara. Hı. İlk etapta bu grafiği şöyle bir Genel analiz etapta. edelim. Ondan sonra daha kısa vadede bir bankacılık endeksinde ikinci bölümde bakalım. Çünkü bu grafiği ben geçen hafta da aynısını yaptım. Şöyle sırtımı yaslayıp grafiğe şöyle uzaktan baktığım zaman... Bankacılık endeksinin net bir şekilde, net bir şekilde yükselen kanal halinde hareket ettiğini görüyoruz. Orta uzun vadeli bir grafiktir. Hı hı. Hani bu 10.400'lerden 10.500'lerden bir düşüş hareketi oldu ya. Eyvah, bankacılık sıkıntı, ne oluyor falan. Ya tamam ne oluyor da burada da net bir düşüş hareketi var. Devam. Düşüş hareketi var. Devam. Şimdi düşüş hareketi var. Yeniden devam edebilir. Dolayısıyla benim burada iki tane unsurum var. Bir kanal içerisinde hareket ediyor muyum? Ediyorum. Evet. Nereden geliyor o kanal? 2023'lerden gelen bir kanal. Dolayısıyla yani neredeyse bir yıllık bir kanaldan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi böyle bir kanal olduğunda ve yükselen bir kanal olduğunda düşüş hareketlerini çek şey, kar realizasyonu olarak görmek lazım. Orta uzun vade için söylüyorum tabii ki. Kısa vadede 8 ve 21 üstel ortalamalarım vardı. Dikkat et 8 ve 21 ortalamalar birbirine oldukça yakın. Oldukça yakın. Şimdi biraz orta vadeli bir analiz yapıyorum. Ve zaten 8 ve 21'e yaklaştıktan sonra bak şöyle bir yuvarlama var görüyor musun? Yuvarlamam var. 8'e bakalım. 9.626, 21'e bakalım 9.493. Yani diyorum ki ben 9.490'ın altında kalmadığımız sürece, bu seviye aşağı doğru kırılmadığı sürece, çünkü kırılırsa 8.900'lere kadar düşüş hareketi olur. Evet. Kanalın altına doğru. Kırılmadığı sürece yön burada yukarı dönmüş gibi duruyor. 9.490'ın üzerinde kaldığımız sürece şu yuvarlanma devam edebilir. Peki bu yuvarlanma nereye kadar devam edecek? İstersen onu da reklamdan sonra isterseniz izleyicilerimize aktaralım. Anlaştık. Evet efendim, Borsa Teknik programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Umut da Bankacılık Endeksi'ni değerlendiriyordu. Şimdi ise 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. Evet, şimdi uzun vadede gösterdik. Orta vade ve uzun vadede kanal içerisindeyiz. 8, 21, 55. Yani takip ettiğim önemli ortalamaların üzerinde bir bankacılık endeksi vardı. Dolayısıyla orta ve uzun vadede korkulacak bir durum yok. Peki, kısa vadede ne var? Şimdi bir de ona bakalım. Çünkü yatırımcı bir orta vadede bakıyor. Trade yapanlar kısa vadede bakıyor. Aynı. Günlük. Tabii günlük, saatlik falan. Şimdi genel itibariyle bankacılık endeksinde bak. Az önce dedim ya yuvarlanmaların bir yukarı doğru bir hareketi vardı sağda. Bak o hareket bu hareket. Görüyor musun? Şimdi bu bölgeleri biraz daha hızlı geçeceğim. Hı hı. Zamanı etkin kullanalım ve hisselere geçelim. Daha çok hisseleri yorumlayalım diye. Dolayısıyla çok kısa olarak yapılacak şey şu. 10.275'te zirvemiz varmış. Evet. Aşağı indim. Kaça kadar düşüş hareketi var? 9.074. Doğru mu? 10.275, 9.074. Bak şimdi. %50'sine bak. Kaçmış? 9.674. Bak. Direnç çalıştı mı? Geldim. Çalıştı mı? Gene çalıştı. Üstünde kazık sağlamadı. Hop çalıştı. Çalışıyor. Çal Maşallah. 50'lik 9.674 çok önemli. Kırdıktan sonra 61.8'e vın. Çok hızlı hareket. Kaç? 9800 10 seviyesinde. Yalnız bankacılık endeksinin rahatlaması için, bankacılık endeksinde yükseliş hareketlerinin hızlanması için, bankacılık endeksinde rally'nin oluşma ihtimalinden artık daha da net bir şekilde bahsetmek için bak rally oluşur demiyorum. Teknik analiz her zaman bir olasılıktır. Fibonacci 78.6'nın geçmesi lazım. O kaç? 11.18. Bak. 10.018 11, Biz şu an kaçtayız? 9.816'lara geldik. 11.18. Gel. Şu bölge. Hemen neredeyiz? 61.8'in üzerindeyiz. Dolayısıyla ben diyorum ki 9816'nın aşılma ihtimali var. Aşıldığını görelim. Bu aşılmayla beraber 10.018'lere kadar yükseliş hareketinin devam etme ihtimali oluşacaktır. Ama bankacılık endeksinde bankacılık endeks hisselerinin Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi gibi hı hı. baba bankacılık hisselerinin Endeksi hisseler. Endeksi sırtlaması için Yeniden endeksi o işte 8.900, 9.000 hatta 9.300, 9.400 az önce bahsettik ya. Evet. Oralara kadar taşınması noktasında bankacılık endeksinin mutlaka 10.000, 10.018 seviyesini yukarı doğru aşması lazım. 10.018'in aşıldığı pozitif bir senaryo 10.275 bir önceki direnci nasıl takip ederiz? Ara direnç olarak takip ederim Çünkü 78.6 kırılıyor. 10.275'e kadar yükseliş hareketi beklenmelidir ama... Ana hedef olarak Fibonacci 1270'in geçmiş olduğu 10.601 seviyesinde. Ben de niye grafiği bu kadar uzağa koyduysam, <laughs> uzarırken valla kolum E, ee, 10.600 seviyelene kadar yükseliş hareketinin önü açılabilir. Nerede? 10.000 seviyesinde. 10.000'in 10 aşıldığında bankacılık endeksindeki yükseliş hareketinin hızlanmasını bekleyebiliriz. Bankacılıktaki durum bu. Bundan peki sınayi endeksine geçtiğimizde buradaki Geçelim. durum aynı grafikte de öngörülüyor mu? Bakalım. Sınav, Sınav endeksini aldık. aldığımızda... Sınav endeksi daha iyi. Neden? Ne dedik bankacılıkta? 61.8'in geçmiş olduğu 9816'ya geldik. Hı hı. Test ettik. Evet. Üzerine şöyle bir mumun kuyruğu bir değdi. Kuyruk orada gözüktü. Hı hı. Ama kalıcılık sağlamak. Kuyruğu attı üzerine ama gövdeyi atamadı. Şu anda 9720 seviyesinde. Gibi. 9816'yı da test ettik. Bunu. Evet. Bir miktar geri çekilme oldu. Bak niye geri çekilme oldu? 61.8'e geldik. Direnç. Bir miktar satış oldu. Ama e, sınai endeksine baktığımız zaman sınai endeksinde bak. 13.976 14 binde. 14 binler test edildi. Düşüş hareketim 10.877 idi. Evet. Oraya kadar geldim. Şu anda 13.211 seviyesinde. O 13.217'de ben grafiği yapmışım. Hiçbir şey değişmemiş. <laughs> 78 noktası kaç biliyor musun Alara? 13.313. 13 13.313. 13.320. 13320 yuvarla yukarı. 13.315, 13.320'nin yukarı doğru aşıldığını görmek gerekiyor. Aşılırsa, aşılırsa şuradaki rallinin devam etme ihtimali kuvvetlidir. Bak, net. Kaçtan başlıyor? 12.000'lerden gelen şu yükseliş hareketinin devam ihtimali kuvvetli. Ama günlük grafik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bugün 8. gündeyiz. 8 gündür aralıksız yükselen bir sınav endeksi var. Evet. Ortalamaya bakıyorum. 12.750'de kalan bir 8 günlük üstel ortalamam var ve 78.6. O zaman ben buradan şu uyarıyı yapabilirim. 78.6'ya gelen yani 13.300'lere kadar yükseliş hareketini devam ettirmiş olan sanayi endeksin buralardan bir miktar kar realizasyonlarına maruz kalma ihtimalinin de göz ardı edilmemesini öneririm. 8 gündür yükselen, 8 gündür herhangi bir şekilde doyurucu sağlıklı, yükselişin devamı noktasında sağlıklı olarak nitelendirebileceğimiz bir geri çekilme olmadığı için bu 8 günlük periyotta bir miktar 13.300'lere kadar yaklaşılmasının hatta test edilmesinin ardından bir aşağı doğru hareketlenme olabilir. Yorulma emaresi diyebilir miyiz? Yorulma emareleri de olabilir. Yorulma emaresi de şu anda gözükmüyor hı hı. ama şu arada birazcık, şimdi bak iki şey, bak şunu söyleyeyim. Hem senin için hem izleyicilerin için. İki şekilde realizasyon vardır. Bir, Düşüş hareketi, iki yatay hareket, şöyle bir şey olabilir. ...13.300'lerden aşağı doğru hareket 12.790'lara kadar sürebilir. Test ettim, şuraya kadar bir düşüş hareketi. Hı hı. Zaten 8 günlükler burada, buradan tekrar kalkar, 13.300'ü kırar, 13.976-14.000'lere doğru hareketine başlar. Bu bir senaryo. İkinci senaryo, 13.300'ü henüz kıramaz. 2-3 gün boyunca buralarda bir miktar oyalanır. Ya, ne aşağı ne de 13.300'ü yukarı kıracak bir hareketlenme olmaz. 8 günlük ortalama yaklaşır. Yaş, yaklaştıktan sonra 13.300 yukarı doğru kırılır. Yine 14.000'e gider. 14.000 üzerinde Fibonacci 1272 seviyesinin geçtiği 14.800 vardır. Zaten 13.300 kırılırsa ana hedef olarak ben e, 14.800'leri takip etmeye başlarım. Bu bakımdan dolayı en nihayetinde Alara, en nihayetinde 12.790'ın üzerinde kaldığımız sürece 14.000, 14.800. Şurası, şurası, şu bölgeye kadar yükseliş hareketinin devam beklenebilir. Dediğim gibi ya biraz şurada bıdı bıdı yapar, kırar, şu bölgeye girer ya da düşüş hareketi olur, yükseliş hareketi kırar, tekrar şöyle zikzak yapa yapa bu bölgeye kadar girer. Negatif senaryoda 12.790'ın altında ise 12.000'lere kadar şöyle bir geri çekilme şu bölgeye kadar söz konusu olabilir. Şu anda gayet pozitif ama 13.300 seviyesine yaklaşıldığı için şu 8 günde yaşanan şu yükseliş kısa vadedeki rally tadındaki yükseliş hareketinin bir miktar ivme kaybetmesi ya da bu yükseliş hareketinin bir miktar kar realizasyonuna uğrama ihtimali de var. Ama 13.300'ün üzerinde minimum 2 günlük kapanış görürsem de ben o zaman derim ki ya bu 14.000'lere gözün dikmiş ilk etapta. Onun da üzerinde zaten 14.800 var. Grafik gayet iyi herhangi bir bozulma yok. O zaman takip edeceğiz diyelim. iki tane seviyemiz var. Bir yatay bir de düşüşle beraber yükselişi öngörüyorsunuz. Bununla beraber endekslerin yanı sırasında hisse senetlerini isterseniz geçelim. Tabii. İş Bankası'na bakabiliriz isterseniz derseniz şu bakalım. anda 25 TL olarak gözüküyor. 25 ile 92 kuruştan işlem görüyor. 2592 Evet. Tamam. Ya yani bir miktar gevşem hareketi olmuş. Şimdi bak <laughs> İş Bankası'nda 2650 gelelim. Bir zirve seviyemiz varmış. Doğru mu? Evet. Buralar şöyle geldim. Test ettim. Düşüş hareketim 14 49 lara kadar sürmüş. <laughs> Doğru mu? Fibonacci seviyelerine bakalım. Fibonacci 61.8 mi kaç? 23.83. 23, 23.80'de. 78.6'ım. 25. 25. Şimdi aklınızda bulalım, aklımızda tutalım. 23.80 bir 25. 25. Şimdi bak. Tarihi seviyeyi test ediyorum. 26.52'leri test ettim Hı -hı. daha doğrusu. Yani yakın geçmişe göre zirve seviyesi 26.80. Aşağı doğru hareketlenme oldu. 25'in üzerinde tutunabildim mi? Tutunamadım. Evet. Nereye kadar geldim? 61.8'e kadar geri çekilme Hı -hı. söz konusu oldu mu? Oldu. Dolayısıyla... Buradan sonraki hareket tekrar 25'i yani Fibonacci 78.6'yı kırmış ve yeniden zirve seviyeleri yakınım. O zaman al grafik çok basit. Bak grafik çok basit. Ben artık burada iki defa test ettiği için ve geri çekilme olduğu için hı hı. diyorum ki zaten zirveye yakın. 26.52'ye yakınım. Akbank'ta yeni pozisyonlar açılması, Akbank'ın e, özür diliyorum ya İş Bankası'nın, İş Bankası'nda yeni pozisyonlar açılmasının, İşCTR'nin yani İş Bankası'ndaki yükseliş iğmesinin hızlanması noktasında 26.50'yi takip edelim. Çünkü bak genel perspektif görüyor musun? 26.50. 23.80. Bak banda bak. Burayı kırdıktan sonra hop hop hop. Dolayısıyla 23.80'lerin üzerindeki her kalıcılık aslında bakarsan İş Bankası'ndaki yükseliş hareketinin devamını teyit eder. Realizasyon olur, geri çekilme olur, düşüş olur. Olur, olur, olur. Ama en nihayetinde 2380 üzerinde yükseliş hareketinin devamını okuruz. Peki buradaki yükseliş hareketinin iğme kazanması için hangi seviyeyi takip etmemiz gerekiyordu? 26.50. 26. 26. 50. Hatta 26.52. Şuralar. Bak. 1. Gel. 1. 2. 3. Bak yaklaşınca satış gelen yerlere bak. Geldim. 4. Üzerini test ettim. Kalıcık sağlamadı. 5. Tekrar üzerini test ettim. Kalıcık sağlamadı. Yine oraya yaklaşın. 26.50 kırarsa çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. 2650'nin kırıldığı bir noktada 2652 1949 düşüşünün Fibonacci 1272'si 2840 1618 3080. Yani 2652'nin kırıldığı bir atmosferde 2840 3080'lere kadar Yükseliş hareketinin zikzak çizerek devam etme ihtimali söz konusu. Ha, 26 26.50 yukarı doğru kırılamadı. Yeniden bir realizasyon oldu. Kısa vadede takip edilecek seviye ilk etapta 25 ardından 23.80'dir. Ama 23.80'lerin üzerindeki kalıcılık. Yani şöyle gelir bir 23.80'e test eder. Hı hı. Bu da bir alım fırsatı sunabilir. Ama 23.80'in altında eee 21 kadar yani 1 2 liralık düşüş bile görülebilir. Şimdilik bu geri çekilmeleri konuşmak için erken. Şu anda grafik pozitif ama mevcut şuradaki yükseliş hareketinin devamı adına mutlaka 26.50'yi kırmak gerekiyor. Öyle bir durumda dediğim gibi 28 40 ve 30 80'leri kısa vade içerisinde test edilme ihtimali bir hayli kuvvetli olacaktır. İş Bankası'ndaki durum bu. Peki buradan biz 30 içerisinde Eren Şişe Cam'a geçtiğimizde ise ben fiyatlamasına bakıyorum. 50 lira 65 kuruş olarak şu an işlem görüyor. Çok konuşulan bir hisse. <laughs> yatırımcısını biraz bıktıran, son dönemde bıktıran bir hisse. Trade noktasında çok çok ciddi bir fırsat sunmayan bir hisseydi ama canlılık belirtisini de kuvvetli bir şekilde gösterdi bence. <laughs> Niye yatırımcısını bıktırdı? 57-40'lardan beri düşüyoruz. Bak. 44-50'ye kadar geldik. Yani nere, nerede 13 liralık bir düşten bahsediyoruz. Güçlü mü düş. Evet. Şimdi dolayısıyla 57-40, 44-50. Bak şimdi Fibonacci seviyelerinden yardım alalım. Bir seviyem var. 51. Çok önemli. Neden? Bu zamanda direnç olarak çalıştı. Bak 50 seviyesi. Fibonacci 50. Geldi mi? Direnç çalıştım. Düşüş hareketi oldu. Yaklaştım düştü. Yaklaştım düştü. Bak neredeyiz şu an? Yine 51'deyiz. Dolayısıyla zaten 57-40lardan gelen yani hı hı. şu tepe ile şu tepe ile şu tepeyi birleştirdiğimde birleştirdiğimde bu şu bölgelerde bak şu mumda bu e, grafiği ben buraya atmadan önce bu görüntü vardı trend ama kaldırmak istedim. Çünkü çok da fazla hani e, göz e, karışıklığı kafa karışıklığı olması istemediğim için ama şu mumla 57.40'dan gelen alçalan tren zaten yukarı kırıldı. Şimdi bunun kırılmasından sonra bu kadar önemli bir trendin kırılmasından sonra ben iki tane seviye takip etmeye başlıyorum. Benim stilim bu şekilde de. Bir, Fibonacci 61.8. <laughs> iki Fibonacci 78.6. O zaman gel bakalım. Fibonacci 61.8 nereye tekabül ediyormuş? 52.50. 78.6 kaç? 54-68. 54-68. 54-70. Yani 50-50 Ve 54.70. Buralara kadar hareket devam ediyor başlıyoruz. İlk etapta 54 52 50 hı hı. ardından 54 70. Haydi hareket başlıyor diyebileceğimiz an hangi andır? Fibonacci %50'nin geçmiş olduğu 51 seviyesinin aşıldığı andır. Ama dün gerçekten kuvvetli bir yükseliş hareketi oldu. 51'lerin üzerindeki bir miktar kapanış, minimum 2 gün kapanışı olması durumunda 52-50 ve 54 70'lere kadar yani Fibonacci 78.6 olan 54-70'lere kadar yukarı hareketlenme devam eder. Hı hı. Zirve için güçlü bir yükseliş için daha kuvvetli bir yukarı hareketlenme için mutlaka 54-70. Çünkü 54-70'in kırılımı 60-62 seviyeline kadar şişe camı net bir şekilde tetikler. Onu ben bir kere söylemek istiyorum. Bunun yanında mutlaka 49-50'yi de şu bölge çünkü bak zamanda buralarda destek olarak çalışıyor, evet. bak burada da destek olarak çalışıyor. 49, 50, yani olası bir geri çekilmelerde 49, 50'ye kadar bir düşüş hareketi olabilir bir kar realizasyonu görüle, görülmesi durumunda söylüyorum. 49, 50'de şuradaki yukarı hareketlemenin algısı bir miktar bozulabilir, onu söyleyeyim. Yani bunu da izleyicilerimiz not alsın negatif senaryodan bahsediyorum. <laughs> Ama en nihayetinde 57, 40'lardan gelen bu alçalan trend yukarı kırıldığı için 52, 50 ve 54, 70'leri artık çok yakından radarım aldım. Ama bu radara daha da kuvvetli yoğunlaşmam için, zaten benim radarımda artık bu seviyeler ama daha da kuvvetli, yani yanlarına artık tik atacağım, hı hı. artık siz, artık bu seviyeler benim, siz benimsin diyebileceğim nokta 51 seviyesinin kırıldığını gördüğüm noktadır. Şişecam'daki durum da budur. Yani 51 seviyesini sahipleniyorsunuz bu noktada. 51 seviyesinin kırılmasını sahipleniyorum. Kırılsın rahatlayalım. 61.8'den geçen 52-50-78.6'dan geçen 54.70'lere kadar yükseliş hareketi için 51 seviyesinin aşılması lazım. Ha aşılmaz. Hı hı. 49 gelirse biraz zaman uzar bence. Süresi uzar. Ya yani 49-50'nin üzerinde kaldığımız sürece bence 54-55 bu bölgelere kadar yükseliş marjımız zaten var. Bu olasılık hep masada. 51'i bugün kırarsa kısa süre içerisinde. 51 kıramaz. 49.50'ye geçerse... Birkaç gün, birkaç hafta, Fiyatlamalara ve gelişmelere göre belki bir ay, bir buçuk aylık süre zarfı içerisinde biraz daha vade ötenir ama en nihayetinde 54-55 o bölgeye kadar kısa vade içerisinde giriş yapacak ve yükselecek bir e, şişe cam görürüz diye düşünüyorum. O zaman yatırımcılarımıza 51 TL seviyesinin de önemli olduğunu ve dikkatli izlemeleri gerektiğini Kesinlikle. söylüyoruz. Kesinlikle. Bununla beraber Türk Hava Yolları diyelim ulaşım Bakalım. tarafındaysa şu an Türk Hava Yolları'nın fiyatlamasına baktığımızda 281 lira 50 kuruş olarak işlem görüyor borsada. Türk Hava Yolları'nın grafiği çok basit ara çok basit. Yani burada çok e, conconlu. çok böyle heyecanlı. Evet. analiz yapmaya gerçekten gerek yok. Çünkü 269 25 269'larda bir zirve seviyen vardı. E, buradan 221'lere kadar bir düşüş hareketi söz konusu oldu. Bu arada ben bayağı bir arkaya gidiyorum, öne geliyorum. <laughs> Sevgili kameramanımız Atakan da hakkını helal etsin. E, gerçekten şu anda çok yoruluyor. Bir sağ, bir sol yaparak. E, 269 zirvede 221 aşağıda Şimdi bak 78.6 seviyesinin Fibonacci 259'lar yukarı doğru kırılırsa 259'lar 78.6'dan evet, geçer. 259 yukarı kırılırsa 269 olan yakın geçmişteki zirve seviye ara dirençtir. Burada çok da kalıcılık sağlamaz buranın yukarı doğru aşılmasıyla 1270'in geçtiği 282 ve 1618 Fibonacci'nin geçmiş olduğu 298'lere kadar yükseliş marjı yükseliş hareketinin önü açılır demiştim daha öncesindeki şeyde. Gerçi çok ben demiştim dedim. Hani ben de gerçekten en nefret ettiğim şeydir normalde ama, ama hani analizleri Eren Bey. analizleri şu an hatırlatmak için söylüyorum yani yanlış anlaşılmasın. <laughs> Bak. Kaçtı? 259 78.6. <laughs> Kırıldı mı? Evet. Kırıldık yani üzerinde kapattı mı? Eh, kapattı. Sonra momentum. Tek mumda 269 üzerindeyiz. Sonra 269'un üzerinde kalıcılık 269'un altına sarktım. Olmadı. Yemedi. Yükseliş hareketi iştahlıyım dedi. Yükseliş hareketi. Nereye geldim? Fibonacci 1272'nin geçmiş olduğu 282'ye geldim. Üzerini test ettim. Şu an altındayım. Yani birinci direnç tuttur. Hedef. Hı hı. Şimdi bu noktadan sonra 282'yi test eden Türk Hava Yolları'nda bir miktar realizasyon görülse dahi burada 269'ları ve ardından 259'ları yakından takip edelim. İlk etapta 269'dur. 8 günlük üstte ortalama geçiyor ve daha öncesindeki zirve seviyesi. Önceden dirençte bugünün önemli destek seviyesi artık oldu. Dolayısıyla 269-20'lere kadar yaşanması muhtemel bir düşüş hareketinin ardından yeni bir toparlanmayla beraber tekrar kendine bir güç toplayabilir. Ya da 259'lara kadar bir gevşeme söz konusu olur ve 259'lar daha net, daha kuvvetli orta vadede daha güçlü bir e, alın fırsatı sunar. Öncelikle onu net bir şekilde yine ifade edeyim. Bunun yanında düşüş hareketlerini söyledim. Çünkü birinci hani ana bir ana iki diyorduk ya o ana direnç bir ana direnç ikiydi. Ana direnç bir 282 idi geldik. Realizasyonu yaşanırsa şaşırtıcı olmaz. Ama 282'nin kırıldığı bir atmosferde Fibonacci 1.618'in geçmiş olduğu 298-70, 299 bölgesi şu anda hala aydınlık bir şekilde e, masada duruyor. Buralara kadar gitme ihtimali hala kuvvetli. Ama şu 282'lerde ne oluyor bir bakalım? Üzerinde minimum 2 günlük kapanış olup tekrar bir yukarı hareket mi başlıyor? Yoksa 269'lara kadar kısa vadede bir realizasyon mu yaşanacak? Burayı bakalım. En nihayetinde 298-299 şu bölge hala. POTA'da düşüşler kısa vadede alım fırsatı sunuyor. Grafik bana net bir şekilde bunu ifade ediyor. O zaman Türk Hava Yolları'nda da yatırımcılar 282 bandını takip etmeli. Ondan sonra yükselişleri de izlemeliler diyelim. Tabii. 280 üzerinde mi kalacağız? Altında Çünkü bak kalacağız. üzerine sarktık. Hı hı. Aa herhalde kırılıyor derken tık altına sarktı. Direnç işte yani. Hani... Tesadüf değil yani burada satışın olup tekrar satış yemesi. Çünkü Fibonacci 1.272'nin geçmiş oldu. 282.20 tam olarak burada direnç. Peki bir sıkışma hareketi olabilir mi? Orada böyle yatay bir seyir izlenebilir mi? Olabilir. Olabilir. Yine iki unsur var. Ya altında bir sıkışma olur ya üstünde eğer geri çekilme, hani kar satışı ...gevşeme şeklinde olmayacaksa, yatay olacaksa... ...iki şekilde. Ya üzerinde bir kalıcılık olur... ...bu net bir şekilde al fırsatıdır. Yani devam et, tut hı hı. fırsatıdır. Ya da altında şu bölgelerde bir miktar... ...realizasyon yaşanır. Ortalamaya... ...bakarım. Ortalama yukarı doğru gider... ...ve... ...tekrar fiyatları ortalama olarak, kendi evet. görevi olarak... ...yukarı iterse, kırılımdan sonra... ...yeniden alın denenebilir. Ama... ...ortalamanın altında bir... ...geri çekilme olursa, 269'dan... ...ziyade o zaman... 259'u takip ederim. Çünkü altında kalıyorum. Hareket yapamıyorum. 8 günlük şu alttaki minik e, git gelleri rağmen yukarı atamıyor. 8 günlük ortalama buraya yaklaşıyor. Düşüş olup 8 günlük ortalamanın aşağı doğru kırıldığı bir atmosfer. 269 desteğini değil, 259 desteğine doğru düşüş ihtimali bende birazcık daha canlı bir olasılık olarak uyandırır. Evet, çok az vaktimiz kalmış. Buradan Sabancı Holding'e geçelim. Kalk. 2 dakikamız var. 2 dakika. Sabancı evet. Holding o zaman. Sabancı Holding bugün şov yapıyor. Ben fiyatını hemen söyleyeyim. 78 lira 30 kuruştan işlem görüyor bu. Ortada. Sabancı Holding'in bugün şov yapması sebebi J.P. Morgan'ın raporu. Hı hı. 142 lira. Aralık 2025 tarihinde. Yani 2 sene sonrasında. Evet. 58 liralardan 142 liralara bir e, beklentiyi revize ettiler. Yüzde hı hı. %93 oranında bir revize. E, J.P. Morgan, Sabancı Holding... 142'lik hedef verince çok da olarak %6'lık %7'lik bir yükseliş Hı. hareketi söz konusu oldu. Dikkat edelim birazcık uzaktan alırsak grafiği şurada pembe renkli bir trend evet mükemmel pembe, pembe renkli bir yükselen kanal formasyonu var. Hı. Kanalın alt bandı test edildikten sonra yükseliş hareketi devam ediyor daha öncesinde 65-51 düşüşünün Fibonacci 1618'i 73-10 seviyesinden geçiyormuş. Geldim bak 73-10. az önce sana söylediğim bak İki unsur var dedim ya. Ya üzerinde biraz bıdı bıdı yapar ya altında evet, bıdı evet. bıdı yapar. Bak üzerinde bıdı bıdı yaptıktan sonra raporun da gücüyle tık yukarı hareket. Artık bu noktadan sonra takip edilmesi gereken unsur şudur. Yükselen kanalın üst bandı 83-11. Fibonacci 2618'in geçtiği yer 86-20'dir. Yani 83-86 bölgesine kadar yukarı hareket marjı hı hı. hala var. Ama şu liste gözlerden kaçmasın. Bugün GEP'li bir açılış oldu rapordan dolayı. GEP'e baktığım zaman 75, 10 altında 73. Kısacası yukarıda 83-86'ya kadar yukarı hareketlenme marjımız hala olduğunu söylemekle beraber 73'lerde çok kısa vadeli bir destek seviyesidir. Ama 73'ün üzerinde kaldığımız sürece ben 86'ya kadar e, Sabancı Holding'in kısa vade içerisinde hala yükseliş hareketinin devam edebileceğini düşünüyorum. 86 üzerinde fiyatlarda yani en pozitif senaryo 86 yukarı kırıldı diyelim ki. 99 99 50 3618 Fibonacci buraların kapısı açılacaktır. Gelir gelmez bilmem ama o kapı aralanır. Evet Eren Bey başka grafiklerimiz de vardı fakat süremizin Cemci. sonuna gelmiş hala. E, Çok teşekkür ediyoruz ben yorumlarınız teşekkür ve katlarınız için. Çok teşekkürler. Evet, evet efendim borsa tekniğin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi yayınlar, iyi bol kazançlı günler diliyoruz.